Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Mart ayı başladı ve Mart ayıyla birlikte yeni bir haftaya girdik. Bu yeni hafta özellikle Perşembe günü ülkemiz için, vatandaşlarımız için oldukça tarihi, kritik bir dönüm noktasına sahne olacak. Neden böyle söylüyorum? Perşembe günü ne var? Perşembeden sonra neler olabilir? İşte bunu ilerleyen dakikalarda size detaylı bir şekilde arz edeceğim. Tabii ki İdlib'le ilgili, tabii ki Suriye ile ilgili bir konu. Son 3 videomuzu buna ayırmak zorunda kaldık. Şimdi şöyle bir durum var son duruma baktığımızda. 34 şehidimizden sonra gerçekten sahaya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok büyük bir baskı kurduğunu görüyoruz ve önemli rakamlar var. Tabii bu rakamları verdiğim zaman bazı arkadaşlarım beni yanlış anlıyor. Ama bakın, hem ekonomiyi hem de jeopolitiği anlattığınız zaman, bir iktisadi savaş varsa ya da bir askeri savaş varsa, buradaki rakamları vermek zorundasınız. Çünkü bu rakamlara göre yaptığınız analiz ve bir sonuca ulaşmanız söz konusu. Dolayısıyla ben şimdi eğer Suriye Devleti'ne ait bu kadar tank imha edildi, bu kadar asker saf dışı kaldı diyorsam, bu benim milliyetçi ya da şovenist biri olduğum ya da insanların ölümüne sevindiğim sonucunu doğurmaz arkadaşlar. Aynı şekilde 34 tane şehit verdik dediğimde de bu benim Esad'ın tarafını tuttuğum anlamına da gelmez. O yüzden rakamları, olayları anlatırken analizi sağlamlaştırmak için vermek zorundayız ki işte hatırlayın, 2 gün önce daha Peskov ne demişti? Putin ve Erdoğan görüşmeyecek demişti, değil mi? Ve biz de buna istinaden dedik ki eyvah, bu sıkıntılı bir durum. Demek ki bu İdlib sorununun çözümü için Ruslar savaşı tercih ediyorlar. Çünkü savaşta biliyorsunuz politikanın başka araçlarla devamı. Biz tam bundan korkarken 34 şehit haberimiz geldi ve bunun üstüne değerli arkadaşlarım, silahlı kuvvetlerin yoğun bir baskısı İdlib üzerinde Suriye ordusuna karşı oldu ki burada gerçekten ateş destek unsurlarının çok başarılı olduğunu görüyoruz dışarıdan bakan bir gözle ve özellikle de SİHA'ların Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı birimlerinin adeta hareket etmesini engellediğini görüyoruz ki bunu biz değil ya da Türk basını da değil, Rus basınının belirttiği noktalardan da anlayabiliyoruz. Şimdi burada hatta son okuduğum bir makalede de Türkler o kadar çok para harcıyor ki diye yazıyor. Yani neredeyse işte benzetme yapıyor. 3-4 kişi bir araya gelse oraya bile bir tane roket atacaklar diyor. İşte bu SİHA'ların sahada gerçekten çok iyi gözetleme ve çok iyi baskı kurduğunun bir işareti. Bunu biz demiyoruz arkadaşlar. Biz uydurmuyoruz. Bunu Rus gazeteciler, Rus televizyonları söylüyor. Burada Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir açıklaması vardı ki işte bu bilançoyu aslında veriyordu, SİHA'ların kurduğu baskıyı. 8 helikopter, 103 tank, 72 top ve 2000'den fazla Suriye askerinin etkisiz hale getirildiğini söylüyordu. Ve burada bir önemli açıklaması daha var. O da şuydu, diyor ki Rusya ile ilgili olarak Akar, Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz var ne de maksadımız var diyor. Bakın lütfen bunu unutmayın. Çünkü analizi yapmaya başladığımızda, yani Perşembeden sonra ne olur? Perşembe gerçekten çok önemli bir dönüm noktası olacak diyoruz. Burada Hulusi Akar'ın bu sözünü temel alarak belli noktalara varacağız. Neydi o söz? Bir daha hatırlayalım. Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz var ne de maksadımız var diyor. Tabii şimdi bu kadar yoğun bir baskı olduktan sonra da değerli arkadaşlarım, birdenbire Putin ve Erdoğan arasındaki görüşme tarihi netleşti ve 5 Mart'ta Moskova'da bir görüşmenin olacağı açıklandı değerli arkadaşlarım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işte Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın bir heyetle önceden gidip bir takım görüşmelere başlaması bekleniyor. İşte varmak istediğim nokta şu, eğer sahada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yoğun baskısı olmasaydı, belki Ruslar da bundan güç alarak nasıl olsa sahada işler iyi gidiyor, bildiğimizi okuyoruz, görüşmeye falan gerek yok derlerdi. Ama çıkan sonuç şu 2-3 günde,
Rusya bir şekilde Suriye'nin elde kalan son ordusunun, son sisteminin imhasını, komple imhasının önüne geçmeye çalışıyor. Türk tarafı da bölgede, özellikle İdlib'de daha çok kan akmadan bir çözüme ulaşılması için tekrar masayı denemek için Moskova'ya gidecek. Burada değerli arkadaşlarım, çok net tespitleri ortaya koymak lazım. Bir kere şu net, yani Suriye içinde Suriye devletine karşı yabancı savaşçılar, yani bu Sünni Arap kesim savaşı kaybetti. Yani burada mezhepçilik falan da yapmıyorum. İş ortada. Esad kuvvetleri süpüre süpüre Hatay'a kadar süpürdü ki işte İdlib'de bütün bu unsurları bir araya getirdi. Elbette ki burada şunu da dedik ve diyoruz. Mehmetçik buradaki savaşçı, yabancı savaşçıların bekçisi değil. Ama bir yanda da şöyle de hak vermek lazım. Buradan yeni 1,5-2 milyonluk bir göç dalgasını da almak zorunda da değil Türkiye. Böyle bir durumu ortaya nesnel bir şekilde koymamız gerekiyor. Burada değerli arkadaşlarım, aslında savaş, biliyoruz, yani Suriye değil, Türkiye-Rusya savaşından korkuyoruz. Karşımızda aslında Rusya var ve en önemlisi bir de bu işi mezhep savaşına dökmeye çalışan hem Türkiye'nin içinde hem dışarıda önemli bir kesim var. Basında bile böyle tüylerimiz diken diken oluyor yapılan yorumları, yazılan köşe yazılarını gördüğümüzde, adeta Sünnilerle Şiilerin, Alevilerin savaşması için savaş tamtamları çalan insanlar var. İşte bu gerçekten çok sakıncalı. Çünkü bir mezhep savaşı demek arkadaşlar, Türkiye ile İran'ın savaşması demektir. Ki bu da bölgede hepimizin başına gelecek en korkunç şeylerden birisidir. Mezhep savaşları, galibinin kim olduğu bilinmeyen, yıllarca süren, son derece insan ve para kaybına sebebiyet veren çok kötü savaşlardır arkadaşlar. Yani tarihe dönüp baktığımızda Avrupalılar bu mezhep savaşını bitirmiş. Yani 1562-1598'de Avrupa'da Katolikler ve Protestanlar arasında 30 yıl sürmüş. Ama ne olmuş neticede? Neticede 2-2,5 milyon kişi ölmüş ve deli gibi bir kaynak israfı sağlanmış. İşte bu tuzağa bizim düşmememiz gerekiyor diye ben düşünüyorum. Burada önemli bir nokta var. Demiştim ki Hulusi Akar'ın sözleriyle ilgili, Rusya'yı karşımıza almak istemiyoruz dedi. Ama işte benim korktuğum ve çekindiğim noktalardan birisi de İran'la ilgili bir yorumun olmaması. Umarım Rusya'yı karşımıza almak istemiyorken İran'ı karşımıza alabiliriz diye bir düşüncenin Türkiye'de hakim olmaması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada İran'la kafa kafaya gelme şansımız var ki az önce de dediğim gibi bizim için son derece yıpratıcı olur ki bölgede bir sürü proxy örgüt var. Bunlar bu işi kaşımak için her türlü sabotajı yapmaya da hazır durumdalar. Bizim şu an ülkemizin en son ihtiyacı olan şey bir mezhep savaşı. Kesinlikle buna girmememiz lazım. Ve mezhep savaşı dediğimizde o öyle gidip oradaki çetelerle savaşmayı kastetmiyorum. Orada İran'ın çok ciddi bir gücü var. Bu İran ve Türkiye arasında büyük bir savaşa sebebiyet verir ki 1639'da 4. Murat'ın Bağdat seferinden sonra biz İranlılarla bir sınır çizdik arkadaşlar. Ve 1639'da Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla çizdiğimiz bu sınır, bakın, o tarihten bu yana bozulmadı. Yani İran'la bir barış var. Ne zamandan beri? 1639'dan beri. Akıllı olmamız lazım. O barışı devam ettirmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Bir husus da şu ki, şuna değinmem lazım. Bir de göçmen politikamız var ki burada taktik olarak doğru gibi gözükse de, oh olsun işte, siz bize para vermediniz, biz de açtık kapıları, göçmenleri gönderiyoruz desek de, ne yazık ki bunun bence iki sakıncası var. Birincisi, kısa vadede buradaki göçmenler de can ve gerçekten çok zor durumda kalıyorlar. İki güç arasında eziliyorlar, işte Yunanlıların yaptığı ortada. Diğer bir nokta da, Türkiye bir kabile devleti değil diyoruz ama bir kabile devleti gibi intikam ve hırs gibi güdülerle dış politikayı yaptığımızı gördüğümde de ben şahsen üzülüyorum. Bizim çok daha uzun vadeli öngörülerle, daha vakur, daha sabırlı,
politikalar icra etmemiz gerekliydi diye düşünüyorum. Netice itibariyle arkadaşlarım şunu söyleyebiliriz. Perşembe gerçekten önemli bir gün olacak. Umarız Moskova'da Erdoğan ve Putin anlaşır. Çünkü Türkiye'nin ne Rusya'yla ne İran'la savaşmak gibi bir lüksü yok. Ne kaynağı var iktisadi olarak ne de buna insan kaynağı olarak da müsait değil. İnsanların da sabrı ve isteği bu doğrultuda yok. Zaten Türkiye'de kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf bizim ne işimiz var Suriye'de diyor. Bir taraf da mezhepçi ya da diğer güdülerle, kışkırtmalarla Suriye'ye girelim, taş taş üstünde kalmasın, yakalım yıkalım diyor. Ama bu işlerin sonu yok arkadaşlar. Sözlerimi bitirirken ben emekli amiralimiz Cem Gürdeniz'in bugünkü yazısının son kısmını sizlere arz etmek istiyorum. Cem Gürdeniz kimdir? Cem Gürdeniz gerçekten stratejiyi çok iyi bilen, tarihi çok iyi bilen, çok muazzam bir emekli amiralimiz. Kendisi aynı zamanda Mavi Vatan kelimesinin, o tanımın daha doğrusu mucitlerinden birisi. Bakın kendisi ne diyor yazısının sonunda. Diyor ki, devlet büyük bir gemiye benzer. Bu gemide bulunan herkes gemide yangın çıktığında, sürüklendiğinde veya karaya oturup battığında etkilenir. Geminin köprü üstünde bulunan idarenin temel görevi gideceği limanı belirlemek ve en uygun rotayı çizmektir. İdare bu süreçte akıl, tecrübe, tarihsel dersler ve soğukkanlılıkla hareket etmeli, hamasetten uzak durarak karar almalıdır diyor. İdlib, Türkiye gemisinin kara deliği olarak büyük enerji kaybına ve bükülmesine neden olacak özelliklere sahiptir. Suriye rejimine karşı askeri sahada zafer elde etmek Türkiye için hedef olamaz. Bu ancak Prius zaferi olur. Değerli arkadaşlarım, burada ben araya gireceğim. Prius zaferi nedir diyeceksiniz. Amiralimiz yazmış. Prius zaferi, eski çağlarda bir Grek kralı var, Pirius diye. Bu Roma'ya bir hücum gerçekleştiriyor. Roma'yı aldığını zannediyor ama neticede toplamda baktığınızda korkunç bir yıpranma, korkunç bir kayıp ve aslında büyük bir hezimetin içinde oluyor. İlk başta kazandığını zannetse de aslında savaşın kendisine getirdiği maliyetlerin korkunç boyutlarda olduğunu görüyor. Dolayısıyla boşa kazanılmış, aslında faydadan çok zarar getirmiş zaferlere bir tanım olarak Prius zaferi deniliyor. Ve amiralimiz de diyor ki, Suriye rejimine karşı askeri sahada zafer elde etmek Türkiye için hedef olamaz. Bu ancak bir Prius zaferi olur. Karşılığında kaybedeceklerimiz çoktur. Çoktur diyor. Yaşanacak bir yıpranmanın sonunda son aylarda sinsice sessizliğe bürünen ve enerji toplayan ABD güdümlü PYD harekete geçerek Suriye üzerinden güvenliğimize kastedebilir diyor ki 2-3 video önce de aynı şeyleri ben de söylemiştim. Aklın yolu bir değerli arkadaşlarım. Ve amiralimiz şöyle devam ediyor, diyor ki silahlı çatışma ancak yaşamsal olduğunda jeopolitik kazanç elde etmek için reel politik hedeflere yönelik icra edilir. Enerji bize Fırat'ın doğusunda, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de lazımdır. Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında İdlib politikası ve yaratacağı sorumluluk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar ve muhalefetin teklif ettiği kapalı oturumun aksine açık oturumla tartışılarak karara bağlanmalıdır. Zira İdlib'de kaybedilen evlatlarımız milletin ordusunun evlatlarıdır. Atatürk'ün dediği üzere milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Millet evlatlarını feda ettiği İdlib sürecinin gerekliliğini, gidişatını ve sonuçlarını temsil ettiği meclisten öğrenme hakkına sahiptir diyor amiralimiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.